Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Cümlede anlam konusuna geldik. Çok önemli bir konudur. Sınavda mutlaka karşımıza konuştuklarımızdan soru gelecektir. Cümlede anlam bir dedik. İkincisi gelecek. Sonra da uygulaması inşallah gelecek. Ardından da büyük sürprizlerle karşınızda olacağım. Çok önemli kısımlara gidiyoruz. Çok önemli yerlere gidiyoruz. Bismillah, başlayalım artık. Cümlede anlam. Evet, ilk sayfamız karşımızda. Neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi. Çok karıştırırız. Hemen şunları söyleyelim isterseniz. Neden için sebep ifadesini kullandığımızı bir hatırlatalım. Hocam biz bunu biliyorduk. O zaman gerekçe dendiğini de ben bize bir hatırlatayım. Hocam süper. Bu yerinde işte. Gerekçeyi kullanabilirler. Aşağıdakilerin hangisinde gerekçeli bir yargıya yer verilmiştir? Yani hangisinde neden sonuç cümlesi vardır diyebilir. Şimdi neden sonuç cümlesinde her iki eylemin de gerçekleştiğini göreceğiz. Amaç sonuç cümlesinde ise biri gerçekleşir ama diğeri gerçekleşmez. Yani neden sonuç için artı artı taktiğimizi biliyorsunuz. Amaç sonuç için ise eksi artı taktiğimiz net. Mesela not tutmak için yeni bir defter aldım. Defter almış mı? Evet. Not tutmuş mu bilmiyoruz. Eksi artı doğal olarak hemen şuraya bir amaç sonucu yazalım hocam. Tekrar ediyoruz. Eksi artı amaç sonuç artı artı neden sonuç. Eksi artıyı olumlu olumsuz gibi lütfen öyle düşünmeyiniz. Zamanla unutulabilir. Gerçekleşip gerçekleşmemesi olarak algılayınız. İlk örnek cepte amaç sonuç. Not tuttuğu için başarılı oldu. Başarılı olmuş mu? Evet. Not tutmuş mu? Evet. Artı artı bu da neden sonuç. Haydi devam. Arkadaşını görmek üzere onun evine gitti. Evine gitti mi? Evet. Arkadaşını gördü mü? Bilmiyoruz. Eksi artı. Amaç sonuç. Hocam gittiyse görmüştür gibi küçük bir espri araya sıkıştırmanızı istemem. Hayır, böyle bir şey yok. Çok konuşmadığından oradan ayrıldı diyor. Şimdi ayrılmış mı? Evet. Çok konuşmadığı için mi? Evet. Yani o eylemi gerçekleştirmemiş. Yani ödevini yapmadı. O da nihayetinde eylemin gerçekleştiğini olduğunu söyler bize. Çok konuşmadığından oradan ayrılmış. Ayrılma nedeni burada söylenmiş değil mi? Çok konuşmadığı için neden sonuç? Serinlemek için dışarı çıktı. Dışarı çıktı mı? Evet. Serinledi mi? Bilmiyoruz. Amaç, sonuç. Güzel denk gelmiş. Vallahi rastgele yazmıştım örnekleri. Amaç, neden? Amaç, neden? Amaç. Bu da neden olsun? Tam olsun. Konuşmalarını ona duyurmak üzere yürüdü. Yürümüş mü? Evet. Duyurmuş mu? Bilmiyoruz. Amaç, sonuç. Harika. Neden sonuç? Amaç sonucun net özeti budur. En net taktiği, en güzel taktiği budur. Sınavda saniyesinde çözdürür size. Şunu yapmayın lütfen. Hocam ben için yerine amacıyla koyuyorum. Oluyorsa amaç sonuç, olmuyorsa neden sonuç. Çok doğru, çok doğru. Fakat zaman kaybettirir. Sınavda 4-5 tane cümle üzerinde bunu denemeye kalkarsanız metni 2-3 defa okumanız demek bu. Büyük sıkıntı. Lütfen ama lütfen eylemin her ikisi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? Onun üzerinden gidelim. Neden sonuç amaç sonuç cepte arkadaşlar, tamamdır. Geldim bir diğer başlığa, bir diğer sayfaya. Bu da çok önemli, altın değerinde bir sayfa. Doğrudan anlatım cümlesi, dolaylı anlatım cümlesi. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım. Bakın dikkat. Her ikisinde de alıntı olduğunu bir hatırlatalım. Genelde ben derslerde soruyorum arkadaşlar hangisinde alıntı var diye. Sınıfın çok büyük bir kesimi, çok büyük bir kısmı dolaylı anlatımda alıntı vardır hocam diyor. Bazen bir iki tane böyle öğrenci aradan doğrudan diyebiliyor. Her ikisinde de alıntı var. Eğer alıntı üzerinde azıcık oynuyorsak dolaylı, hiç dokunmadan aktarıyorsak ona doğrudan anlatım cümlesi diyoruz. Gelin bakalım. Hayata tutunmak için hedeflerinize güvenmelisiniz dedi. Sözü aynen almış hocam. Bu çok net doğrudan anlatım cümlesidir. Çok net, hiç daha ötesi yok. Hayata tutunmak için hedeflerimize güvenmemiz gerektiğini söyledi. Ha bakın ne yaptık? İlk cümleyi bu sefer dolaylı anlatım cümlesine çevirdik. Dolaylı anlatım cümlesinde daha çok söylediği, doğrudan daysa dedi, der, diyor gibi ifadeler göreceksiniz. Bu saatte nereye gidiyorsunuz diye bağırdı. Sözü aynen almış, bakın hiç bozmamış. Doğrudan anlatım cümlesi. Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini vurgulardı diyor. Güzel bir dolaylı anlatım cümlesi. Bakın dolaylı anlatım cümlesinde dığını söyledi. Dığını vurgulardı. Dığını şöyle, dığını böyle, bir dığını dini var, onu söyleyeyim. Bu dolaylı anlatımda. Annem diyor ki verimli bir saat rastgele 2 saatten daha iyidir. Çok iyi bir söz bu. Bazen 10 saat çalışırsın, hiç çalışmamışsın gibidir. Bazen boş çalışabiliriz. Dikkat, verimli çalışmak önemli. Peki uzattın hocam, aynen aktarıyorsun. Bu net doğru anlatım cümlesi. Soruların zor olduğunu belirtti. Güzel, dolaylı, dığını dini yakalıyorsanız dolaylı yapıştırın. Tabii ki klişe taktiğimiz dedi söyledi olarak genelde bitişler ama dığını dini dolaylı kesinlikle size hatırlatsın. Doğrudan dolaylı anlatım mı? Nasıl gelebilir arkadaşlar ayda ölmeden? Şöyle gelebilir mesela paragraftan Ceyhan da der ki mesela
doğrudan anlatım yapılmıştır. Yani birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır. Bu mantık cümlede anlam için geçerlidir. Arkadaşlar şu konuştuğumuz konu, yani alıntıyı aynen aktarma ya da azıcık dokunma, cümlede anlam soruları için geçerli olan bir şey. Paragrafta doğrudan anlatım yapılması demek, birinci kişi ağzının kullanılması demek. Yani yaptım, ettim, gittim, konuştum, gördüm, gittik, bizli ya da benli. Birinci kişi ağzından anlatıma doğrudan anlatım diyoruz paragrafta. Cebinizde kalsın. Onu paragrafa gelince inşallah güzel bir paragraf sözüyle öncelikle karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Bütün kelimeleri topladım. Müthiş bir hazine çıkardım. Onları önce aktaracağım. Sonra paragraftaki oyunları, moyunları, her şeyi ortaya koyacağız. Sonra da bomba kamp inşallah gelecek. İçerik cümlesi, üslup cümlesi haydi hocam. İçerik cümlesi ne anlatıldığını... Oba! Üslup cümlesi nasıl anlatıldığını söyler. Romanlarında çocukluk anılarını anlatırdı. Ne anlatırdı? Çocukluk anılarını. Ceptesin hocam, içeriksin. Romanlarında heyecanlı bir anlatım kullanırdı. Nasıl anlatırdı? Heyecanlı. Üslup cümlesi. Eserinde milli mücadeleyi güzel bir dille anlatmış. Hadi bakalım buna ne diyeceksiniz? Hadi bekliyorum ben sizi. Hadi ben sizi bekliyorum. Eserinde milli mücadeleyi güzel bir dille anlatmış. Hocam güzel bir dille diyor Üslup değil mi? Diyenler var. Hocam milli mücadeleyi anlatmış. İçerik değil mi ya? Diyenler var. Öyle bir kitle var ki. Hocam hem içerik hem üslup diyor. Çok doğru. Hem içerik hem üslup hem ne anlattığını söylüyor hem de nasıl anlattığını uyuma. Çok önemli bir artistliktir. Çok değerli bir vurgudur. Aman ya Rabbi. Şiirlerinde hasret temasını işlerdi. Ne işlerdi hasret temasını? İçerik canım artık. Üslubun Türkçesi neydi arkadaşlar, hatırlayacaksınız. İlk kelimemiz B. Haydi hatırla lütfen. Şöyle yapayım. Yanlış yazmayayım da. Evet süper. İyi diyenler var. E diyenler var. Hocam ne yaptın? Bismillah. Biçem. Biçem diyoruz üslup için. Üslup cümlesi yerine biçem cümlesi derse sınavda bir ters köşe olma lütfen. Tekrar diyorum. Bazen tek başına kullanılır bunlar. Bazen de hem içerik hem üslubu veren cümleler bir arada gelebilir. Dikkat. Peki geldik tanım cümlesine. Bakın bu video çok değerli. Gerçekten çok önemli başlıkları aldım ilk videoya. Tabii ki ikincisi de çok fayda sağlayacak ama birinciye dikkat. Tanım cümlesi nedir ya da kimdir sorularına cevap arayacağız. Öznel ya da nesnel olmasına takılmayacağız arkadaşlar. Öznel, nesnel olabiliyor. Dikkat. Öykü yazarı bir kısa anlatım ustasıdır. Öykü yazarı kimdir? Bir kısa anlatım ustasıdır. Çok güzel bir tanım. Yo bence öyle değil. Diyebilirsiniz. Zaten tanım öznel bir tanım değil mi? Roman bir kurgu dünyasıdır. Yo hiç alakası yok hocam dersin ama biz doğruluğuna bakmıyoruz bilginin. Onun yanı sıra öznel nesnelliğine de bakmıyoruz. Aman dikkat. Roman nedir? Bir kurgu dünyasıdır. Yani her zaman zamir isimlerin yerini tutabilen sözcüklerdir gibi bir tanım beklemeyiniz. Böyle bir ifade lütfen beklemeyiniz. Aman dikkat. Bu net bir tanımdır. Tanım her zaman nesnel olmaz. Çoğu zaman öznel olur. Çoğu zaman kimdir'e cevap verir. Aman dikkat. Açıklamayla karıştırılabilir. Orada da biliyorsunuz açıklamada nedir ve kimdir'e cevap olmadığını vurgulamıştık. Nedir'e kimdir'e cevap alıyorsan tanımlamayı yapıştır. Evet hepinizin çok iyi bildiğini düşündüğüm öznel cümle, nesnel cümle başlığındayız. Biliyorsunuz kişiden kişiye değişiyorsa buna öznel, değişmeyen yargılar varsa buna nesnel cümle diyoruz. Mesela onun konuşmaları beni çok etkiledi ifadesi oldukça öznel bir ifade. Konuşmasını dün gece yaptı nesnel, bunu ispat edebiliriz ama özneli ispat edemeyiz. Hatırlayacaksınız soru tarzları videosunda canlı yayında bunu yapmıştık. Kanıtlanabilirlik açısından hangisi farklıdır diye sorabilir. Öznel mi nesnel mi onu aramanızı ister. Özneli kanıtlayamazken nesneli çok rahat kanıtlayabiliriz arkadaşlar. Var mı problem? Şurada bir boşluk kalmış. Hah, yuvarlığa tamamlamış olduk. Şuradaki yuvarlak tamamlanmamış. Oba olmaz. Eksikler var. Kanıtlanabilirlik şimdi eksikleri tamamlamış olduk. Haydi geçelim o zaman bu konuyu da. Kinayeli anlatım cümlesi. Bu ne demek hocam? Laf sokma bu. Laf sokmanın ta kendisi bu. Hani günlük hayatta kullandığın ifade bu. Tam tersini kastedersin ya. Nef cinsin sen dur. Tam tersini kastettiğin yerler. Hani şöyle çaktırmadan bir ironi vardır, bir alay vardır senin o gülüşünde dur. Okula bağlılığı karnesindeki sıfırlardan belli diyor. Yani okula bağlılığı ifadesinin yanına böyle parantez içi ünlem çok güzel olur ama gerek yok. Çünkü cümleden hemen anlıyoruz ironik bir ifade olduğunu değil mi? Düzeni ne çok sevdiğini ortalığı dağıtmasından anlayabiliriz diyor. Düzeni ne çok sevmesi, bakın bu da tam parantez içi ünlemlik. Aman dikkat hocam. Kinayeli anlatım cümlesi bu arkadaşlar değil mi? Yani tam tersini kastetme, laf sokma demiştik. İronik, alaysa bir dil kullanma, kinayeli anlatım cümlesidir arkadaşlar. Edebi sanatlardaki kinaye ile lütfen karışmasın, alakasız kullanımlar bunlar birbirinden. Geldik aşamalı durum cümlesine. Haydi bu videonun son başlığı arkadaşlar. Hakkını verelim, şöyle bir geldiğimize değsin. Bir durumun ya da
olayın aşama aşama gerçekleştiğini belirten cümleler işte. Mesela hastamız günden güne iyileşiyor. Gün gün. Sınav yaklaştıkça heyecan artıyor. Yaklaştıkça ya da sınıfa girdi, çantasını çıkarttı, içinden bir şeyler aldı. Genelde sınav formatında böyle uzun cümleleri çok kullanmıyorlar cümlede anlamda. Ya en azından şöyle söyleyeyim, uzun cümle kullanılmıyor derken. Mesela A şıkkını şu şekilde kullanıyor adam. Sonuna kadar gidiyor ya da bir iki satır böyle uzatmıyor çok fazla. İkinci, üçüncü satırları çok nadir görüyorsunuz. O yüzden aşamalı durum cümlesinde genelde şu iki örnek kullanılır. Yani gittikçe, geldikçe, günden güne, gün geçtikçe falan derler. Oysa bir de bunun bu boyutu var. Şunu yaptı, sonra şunu yaptı, sonra bunu yaptı gibi ayrı ayrı iki üç cümleyi de aktarılabilir aşamalı durum cümlesi. Süper. Ne yaptık hocam? Cümlede anlam 1 videosunu bitirdik. En kısa zamanda cümlede anlam 2 ile karşılaşacağız. Sonra uygulama, sonra sürprizler demiştim. Beklediğinize değecek arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Ben sürekli bir kamp vurgusu yapıyorum. Ama henüz başlamış değiliz. Beklediğinize değecek. İçiniz çok rahat olsun. Çok iyi sürprizler var. Bakalım neler olacak. Cümlede anlamı da oturtun. Hemen arkadaşlar taktiklerle anlam bilgisi kitabımdan da cümlede anlamla ilgili sorular çözün. Tekrar ediyorum. Taktiklerle anlam bilgisi kitabımdan sözcükte ve cümlede anlam. Zaten çok aman aman kalın bir kitap değil. Yani çok rahat bitirebileceğiniz, kısa sürede bitirebileceğiniz bir kitap. Çok güzel bir egzersiz olur. Onu da mutlaka edinip çözmenizde fayda var. Uzattık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.